أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine, ashabına, kıyamete kadar gelecek olan mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin ve abilerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız, günahlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki izzet ve şerefiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerimize geri döndüğümüzde aile halkımızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Bir hatırlatmada bulunacağım inşallah. Bundan bir iki sene önce üniversiteden mezun olup Türk Hava Yolları'nda çalışan ve takriben de tanıştığımız sürede yaklaşık 2 yıllık bir dostluğa sahip olduğumuz Murat Noyan kardeşimiz. Biliyorsunuz kendisi şu an ilik kanseri, genç bir kardeş. Hastalığı şiddetlendi. Yaklaşık 10 gün hastanede yatmaktadır. Atmış olduğu mesaj biraz yüreğimi tabir yerindeyse sarstı. Abi durumum iyi değil. Allah rızası için bana dua edin. Allah'ın selamı onun ve onun gibilerin üzerine olsun. Allah Azze ve Celle'nin sevdiği, razı olduğu kulsa cennetine yaklaştırsın. Allah Azze ve Celle onu İslam ümmetine bağışlasın. Allah Azze ve Celle şu an hastanelerde, evlerinde, yatalak bir halde, hasta bir durumda, Rahman'dan şifa bekleyen, iyileşme bekleyen ne kadar kardeşimiz varsa Allah Azze ve Celle en kısa zamanda onlara yardım etsin. Şu an başta Suriye, İdlib olmak üzere dünyanın değişik yerlerinde mağdur edilen, muhtaç duruma sokulan, mazlum bütün kardeşlerimize Cenab-ı Allah Rahman, Rahim ve Rauf isminin hürmetine yardım etsin inşallah. Kardeşlerim, Mekke'de İslam'ın yayılmaya başladığı ilk zamanlarda Müslümanlara yönelik baskı ve işkenceler artmaktaydı. Her yeni gün kendisinden bir önceki günü aratır durumdaydı. Ebu Zer ve Amr bin Abese gibi şahsiyetler İslam'a girseler de müminlerin kalplerinde geçici bir ferahlık, mutluluk, huzur, güven, istikbale karşı bir özgüven oluştursa da müşriklerin acımasız baskıları ve işkenceleri maalesef onların bedenlerinde, düşüncelerinde, sinelerinde tedavisi mümkün olmayacak acılar açıyordu. Bunu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fark etmişti. Davetinin ilk yıllarında bazı müminleri topladı ve yeryüzünün değişik yerlerine doğru yayılın dedi. Eliyle de Habeş topraklarını gösterdi. Dedi ki, işte Habeş topraklarına doğru hicret edin. O tarafa doğru yönelin. Ondan sonra da bazı müminlerin neden oraya gitmesiyle alakalı bakın şu veciz sözleri söyledi. Dedi ki, o ülkede İnsanlara zulmetmeyen bir kral vardır. Hristiyan kendisi. Ama din, dil, mezhep,
ten rengi ayırt etmeksizin toprakları içerisinde yaşayan her bir insana adaletle muamele eden bir kral. Oraya gidin ve bakın şu cümlelere ne olur dikkat edin. Oraya gidin. Allah içinde bulunduğumuz sıkıntıdan çıkış yolu gösterirse, bakın dikkat edin. Allah içinde bulunduğumuz sıkıntılardan bir çıkış yolu gösterirse geri gelin dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak kendisine hicret etme izni verilmedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de kalmak zorundaydı. Çünkü o ilahi bir ferman ile yönetiliyordu. Alemlerin Rabbi olan Allah azza ve celle ona yöneldi. Sen ey Muhammed Rabbinin hükmüne sabret. Ne kadar acı bir gün yaşasanız da işkenceler, baskılar, zulümler, kardeşlerinin şehit edilmeleri, uzuvların kopartılması, topraklardan hicret ettirilmeniz, hangi acıları yaşarsanız yaşayın. Sen Rabbinin hükmüne sabredeceksin. Beldeni terk etmeyeceksin. Coğrafyandan dışarı çıkmayacaksın. Ve Allah Azze ve Celle dedi ki, balık sahibi gibi olma dedi. Allahu Ekber. Kimdi bu balık sahibi? Irak'ın Ninova bölgesine peygamber olarak gönderilen Yunus Aleyhisselam gibi. 100.000 kişilik şehri ihya, inşa, küfürden tevhide döndürmek için gönderilen Yunus Aleyhisselam'dan bahsetti Rabbimiz. Onun hatırasını hatırlattı. Yunus gibi olma dedi. Neden? Çünkü Yunus Aleyhisselam davet etti. Nasihat etti. Uyardı. İkaz etti. Yeri geldiği zaman korkuttu. Yeri geldiği zaman müjdeledi. Ama 100.000 kişi bir ordu oldu. Yunus Aleyhisselam'ın söylediği sözlere taş kesildiler. Ve Rabbinin hükmünü beklemeden, Rabbinin ilahi fermanını beklemeden Ninova şehrini terk etti. Bir gemiye bindi ve Allah Azza ve Celle onu Yunus balığının içerisine hapsetti. Allahu Ekber. Eğer istiğfar etmeseydi, La ilahe illa ente subhaneke fakine subhaneke inni kuntu minez zalimin. Allah'ım senden başka ilah yoktur. Sen subhansın. Beni affet. Ben nefsime zulmettim demeseydi, alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle kıyamete kadar onu Yunus balığının karnında hapsedecekti. Öyle buyuruyor Allah Azza ve Celle. Muhammed Aleyhisselam'ı onu hatırlattı. Sen İlahi fermanla hareket eden bir peygambersin. Mekke'yi terk edemezsin. Acılar ne kadar büyük olursa olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tam 20 tane kardeşini hazırladı. 16 erkek, 4 tane bayan. Dikkat edin Müslümanlar, bunların içerisinde köleler yok. Bunların içerisinde fakir mazlumlar yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin damadı Hazreti Osman ve kızı Ebu Bekir radıyallahu anh'ın tüccar arkadaşı Abdurrahman bin Avf gibi şahsiyetler vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem neden onlara hicret izni verdi de kölelere, fakirlere, mağdurlara, kimsesizlere, kendisini koruyacak olanlara sahip olmayan kadın ve erkeklere izin vermedi? Tolerans mı tanıyordu damadına ve kızına? Ebu Bekir radıyallahu anh'ın sadık dostu Abdurrahman bin Avf gibilere asla ve kata. Böyle bir şey yok Müslümanlar. Peygamber aleyhissalatu vesselamın aklının ucundan bile geçmez. Peki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunları hicrete neden teşvik etti? Neden bu 20 kişiyi Habeşistan'a gönderdi? Siyerlerin birçoğunda değişik nedenler anlatılır. Ama bir kayıt vardır ki şu an onu izhar edelim. Onu ortaya çıkartalım. O da neyi biliyor musunuz? Derler ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem düşündü. Eğer İslam davasına bir zarar gelirse, davet inkıtaya uğrarsa, başta kendisi olmak üzere
Müslümanların güçlüleri, zenginleri, ilim sahipleri arkalarını kollayabilecekler, şehit düşerlerse Habeşistan'daki o 20 kişilik çekirdek grup Allah'ın davasını sahiplensinler. Peygamberin sancağını tutsunlar. Allah'ın dinini yaymak, o dini hakim kılmak için mücadele etsinler diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu çekirdek kadroyu hicrete teşvik etti. Subhanallah. Vallahi ey Müslümanlar, İslam davası her daim, her dönemde Hazreti Adem'den başlayıp aleyhisselam kıyamete kadar gelecek olan sürecinde kan, gözyaşı, ter, et, sinir ilikle beslenmektedir aziz dostlarım. Nice peygamberler, davetçiler, alimler, alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'nin dininin yayılması ve hakim olması için canlarını feda etmişlerdir. Minnet altında bırakmak için değil, vacibiyet hissettiklerinden dolayı. Yeri geldi mallarını harcadılar. Yeri geldi bakmaya kıyamadıkları, okşamaya doyamadıkları evlatlarını Allah'ın dinine sattılar. Yeri geldiler hastalandıklarında korudukları bedenleri Allah'ın davasının tam ortasına koydular. Asla taviz vermediler. Asla geri durmadılar. Yeri geldi kızgın yağların içerisine atıldılar. Yeri geldi boyunlarına kadar toprağa gömülüp atların ve develerin ayaklarıyla kafaları ezildi. Yeri geldi bedenleri ortadan ikiye ayrıldı. Yeri geldi etler kemiklerinden parçalandı. Yeri geldi Ashabul Uhdud gibi ateşler içerisindeki hendeklere atıldılar. Hatırla ne olur? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bahsetmişti. O zalim kral müminleri birer birer davalarından dönmeleri için ateş dolu hendeklere atarken bir anne kucağında yavrusu, yeni doğmuş yavrusu, evladının akıbetini düşündüğünden, evladının istikbalini düşündüğünden bir an tereddüt eder, geri adım etmek ister. O çocuk dile gelir, ey anne sabret ve ateşe atla der. Subhanallah. Sabret ve ateşe atla. Allahu Ekber. Ey Müslümanlar, bu davaya nice peygamberler, nice alimler, nice davetçiler kellelerini vermişlerdir. İslam dininin eğilip bükülmemesi için, her dönem dimdik ayakta kalması için kellelerini tepsilerin içerisine koymuşlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Tıpkı Zekeriya Aleyhisselam'ın sadık oğlu Peygamber Yahya Aleyhisselam gibi. Dümeş'te bir kral kendisine haram olan bir kadınla evlenmek ister. Helal olmayan bir kadını nikah altına almak ister. Rivayetlere göre bu kadın aslında önceden bu kralın zevcesiydi. Bu kral kendisini boşadı. Bu kral Yahya Aleyhisselam'a geldi. Bu kadını tekrar nikahı altına almak istedi. Yahya Aleyhisselam buna cevaz vermedi. Buna fetva vermedi. Bu evlilikten razı olmadı. Kadın kralı kışkırttı. Yahya Aleyhisselam'ın kellesini istedi. Kral Yahya Aleyhisselam'ın kellesini vurdurdu. Bununla yetinmedi. Bir tepsinin içerisinde hanımı olacak o aşağılık kadının önüne sundu. Subhanallah. Yeri geldiği zaman peygamberler, yeri geldiği zaman peygamberlerin elçilerine sahip çıkanlar Allah yolunda şehit edilmeyi göze almışlardı. Tıpkı Antakya bölgesindeki Habibun Neccar gibi, Allah'ın selamı onun üzerine olsun. Allah Azza ve Celle İsa Aleyhisselam'ın iki tane elçisinin Antakya bölgesinde davet yapmasını murad ettiğinde bu iki elçi Allah'ın dinini ishar edip o yöre halkını Allah'ı birlemeye, sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a ibadet etmelerine teşvik ettiklerinde
Kur'an'ın ifadesiyle bu kavim bir araya geldi ve dediler ki yemin olsun eğer vazgeçmezseniz, yani susmazsanız, bize nasihat etmeyi bırakmazsanız, Allah'ı birlemekten vazgeçmezseniz sizi taşlar ve bizden can yakıcı bir azabı görürsünüz dediler. Subhanallah. O sırada onlar bu tehdidin içerisindeyken Allah Azza ve Celle bu iki elçiyi o topluluktan iman eden bir adamla destekledi. Dikkat edin, peygamber değil. Belki peygamber hiç görmedi. Belki bazı şeyleri kulaktan işitti. İsa aleyhisselama indirilen sahifelerden belki uzaktı. Ancak kavminin içerisine koştu ve onlara dedi ki ey kavmim, benim kavmim. Kimisi akrabasıydı, kimisi kardeşiydi, kimisi canından bir parçaydı. Ey kavmim, sizi uyaran bu adamlara uyun. Sizden hiçbir ücret istemeyen, sizden hiçbir menfaat beslemeyen bu adamlara tabi olun. Zira onlar doğru söylüyorlar deyip Allah'a neden iman etmeleri gerektiğini bahsedince kavmi bu iki elçiyi bıraktı. O elçilere sahip çıkan kendi yandaşlarının üzerine saldırdılar ve onu şehit ettiler döve döve. Allah Azza ve Celle de ona dedi ki قِيلَ دْخُلُ الْجَنَّةِ Cennetin içerisine gir. Alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle bu hatırayı Yasin suresi 20 ve 27. ayetleri içerisinde sakladı. Kıyamete kadar mümin erkek ve mümin kadınlar bilsin ki her dönemde, her asırda, her peygamber içinde ve peygamberden sonra İslam davasının harcı, hamuru, kan, gözyaşı, ter, ilik, et, bundan başka bir şey değildir kardeşlerim. Her dönem ama. Bugün Suriye'de, Irak'ta, geçtiğimiz haftaki derste bahsettiğimiz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ceberrut sistemlerin can çekişeceği, beşeri ideolojilerin yıkılacağı, tarumar olacağı, toprağın derinliklerine, en dibine doğru nüfuz edeceği bir dönemde peygamberlik sisteminde bir hilafetin geleceğinden bahsetti mi? İşte kardeşlerim, o peygamber aleyhisselamın bahsettiği şey bizden her zaman mallarımızı, canlarımızı, evlatlarımızı, değerli gördüğümüz her şeyi istemiştir. Bana ne olur bir dava söyleyin, batıl da olsa fedakarlık istemesin. Bana ne olur bir dava söyleyin, yeryüzünde iktidar olmak için gayret gösterecek ama bir fedakarlık istemeyecek asla ve kata kardeşlerim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu çok iyi bildiğinden dolayı ya kendisinin şehit olacağı ya kardeşlerinin büyük çoğunluğunun şehit olacağından beklentisinden dolayı siyercilerden bazıları demiş ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 20 kişilik heyeti Habeşistan'a gönderdi. Dinini korumak için. Birilerini korumak ve kollamak için değil. Damadına sahip çıkmak için değil. Aman kızıma bir şey olmasın, belki ondan torunlar görürüm diye, vallahi değil. Değilse en yakınındaki Ebu Bekir radıyallahu anh'ı gönderirdi. Eşlerini gönderirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilahi ikazı beklemeden kendisi hicret ederdi. Ama derdi Mekke'de başlayan davetin yeryüzünün her tarafına yayılmasıydı kardeşlerim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. O yüzden genç kardeşlerim, ne olur bu davayı yaymak için, bu davanın hakim olması için, en şerefli davadır bu. Alemlerin Rabbi olan Allah'a sadece kulluk yapmak, sadece ona ibadet etmek, sadece ona boyun bükmek, sadece ondan istemek, sadece ona sığınmak, yeryüzüne getirilen en şerefli davalardan bir tanesidir. Bu davanın yeryüzünde hakim kılınması için her şeyi düşüneceksiniz. Her tedbire başvuracaksınız. Yeri geldi mi canınızı esirgemeyeceksiniz. Ama bu davaya sahip çıkacak olanları kollayacaksınız. Dikkat edin Müslümanlar. Bu davaya faydası olanları kollayacaksınız, saklayacaksınız. Onu hicret ettireceksiniz ama siz öleceksiniz.
Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapmıştı aziz dostlarım. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sadık dostları Habeşistan'a gider gitmez Kureyş'in ileri gelenleri onları tekrar geri almak için, bakın dikkat edin, onları tekrar geri almak için normalde sevinmeleri gerekiyor değil mi? 20 kişiden kurtulduk demeleri gerekiyor. 20 tane Müslümandan uzak kaldık demeleri gerekiyor. Ama onlar da meseleyi çok iyi anladılar. Onlar da Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin neyi hesapladığını çok iyi fark ettiler. Ve o 20 kişiyi getirtmek için mücadele ettiler. Ve bakın Habeş kralı huzuruna çıkıp da bu 20 tane Müslümanı isteyince Habeş kralı Necaşi, Allah'ın selamı onun da üzerine olsun. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onun için gıyabi cenaze namazı kılmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dediği çıkmıştır. Necaşi müminleri toplar. Müminler de kendi içlerinden bir elçi seçerler ki o Ebu Talib'in oğlu Cafer'dir. Herkesin huzurunda ne olur şimdi dikkat edin. Ebu Talib oğlu Cafer kendi geçmişlerini, İslam'dan önceki ahvallerini bakın nasıl açıklar. Ey kral, biz müşrik bir kavimdik ve putlara tapardık. Halbuki kardeşlerim bundan önce İbrahim aleyhisselamın hanif dini üzereydiler. Putperestlik yoktu. Tevhid dini üzere yaşıyorlardı Araplar. Ancak Amr bin Luhay denilen bir tüccar Şam'a gitti. Şam'da insanların puta taptığını görünce ilk fırsatta Mekke'ye putu getirdi ve putperestliğin icadı oldu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de kendisini cehennem ateşi içerisinde bir atın değirmende döndüğü gibi bağırsakları etrafında döndüğünden bahseder. Amr bin Luhay. Putperestliği başlatan adam. Sonra Mescid-i Haram, alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'nin evi Beytullah 360 putla doldu. Yetti mi? Yetmedi. Her eve bir put koydular. İnsanlar evden çıkıyorlar, eve giriyorlar, hanımlarıyla beraber oluyorlar, önce putları tanzim ediyorlar. Savaşa gidecekler, ticaret için kervanlar hareket edecek, tarlalarındaki hasadı toplayacaklar, önce putlarını tanzim ediyorlar. Ona ibadet ediyorlar. Ondan istekte bulunuyorlar. Kuraklık oluyor. Allah'ı sever gibi, Allah'tan ister gibi fayda ve zararı dokunmayan putlara yöneliyorlar. Şimdi yok mu Müslümanlar? Şimdi o kadar çok putumuz var ki. Mescid-i Haram'ın içerisinde put yoktur elhamdülillah. Ama putperest zihniyet oraları yönlendirmektedir. Müslümanlar taşlara secde etmiyorlar elhamdülillah ama kalplerinde para gibi, kadın gibi, makam ve mevki gibi, saltanat gibi, ellerinde bulundurduğu sanat gibi maalesef putlara sahiptir. Kalplerinin her bir köşesinde değişik putlar yer almaktadır. Allah Azze ve Celle bizi bunlardan muhafaza buyursun. Dedi ki ey kral, biz müşrik bir kavimdik ve putlara tapardık. Sapıklık ve bilgisizlik içerisinde yaşar, ölü etini yer, komşuya kötülük eder, bütün ahlaksızları da çekinmeden işlerdik. Allahu Ekber. Hırsızlık var. İçkiyi su gibi tüketiyorlar. Kız çocuklarını diri diri toprağın içerisine gömüyorlar. Evlilik kurumuna sadakat yok. Cahiliyenin içerisinde erkekler onlarca kadınla evlenebilip bir anda boşayabiliyorlar, bir anda tekrar evlenebiliyorlar. Aynı nikah altında iki tane kız kardeşi tutabiliyorlardı. Halkın arasında hayasızlık, ahlaksızlık ve zina had safhadaydı. Hazreti Ayşe radıyallahu anha da öyle rivayet etti. Cahiliyenin içerisindeyken insanlar dört şekilde dedi nikahlanırlardı. Dört şekilde. Birincisi, bir erkek bir bayanı velisinin izniyle mehir karşılığı ister ve onu nikahı altına alırlar. Bu şimdi de uygulanan husus değil mi? İkincisi ne olur dikkat edin Müslümanlar. İkincisi, bir erkek
hanımı hayızdan çıktıktan sonra hamile olmadığını anlayınca onu kavmi içerisinde şeref sahibi zannetti. Ünlem koyuyoruz. Asil zannettiği bir erkeğin yanına gönderirdi. O kadın o adamdan hamile kalıncaya kadar o adam asla ona dokunmazdı. Neden? Doğacak çocuğun izzet sahibi olduğunu zannederdi. Doğacak çocuğun şerefli olacağını zannederdi. Eğer adam sanatçıysa çocuğun genlerine sanat aşılanacağını zannediyordu. Adam lider, kavmini yöneten bir reisse içerisine yöneticilik ruhunun gireceğini zannediyordu o çocuğun. Ne kadar ağır bir durum Müslümanlar. Ne olur dikkat edin. Üçüncüsü, Hazreti Ayşe diyor, cahiliye nikahlarından biri. Diyor ki bir kadın onlarca erkekle beraber olurdu. O onlarca erkekten bir tanesinden hamile kalırdı. Çocuğu dünyaya getirdiğinde o 10 tane adamı bir araya getirir ve içlerinden biri hiç tahmin etmeksizin bir an rastgele ey falanca adam bu çocuk sana aittir derdi onun kucağına bırakırdı. Subhanallah. Nesepler karışmıştı Müslümanlar. Nesepler. Ondan dolayı Peygamber Aleyhisselam'a risalette, peygamberlikte adam gelirdi derdi ki ya Resulallah benim babam falanca mı? Bana bundan haber ver. Nesepler birbirine girmiş. Kim kimin çocuğu, kim kimin babası, kimin annesi belli değil. Ebu Bekir radıyallahu anh İslam'dan önce ticaretle beraber soy bilimciliğiyle uğraşıyor. Ve davetinde de bunu çok iyi kullanıyor. İnsanların şecerelerini çok iyi tanıyor. Ve insanlar kapısına kuyruk oluyorlar. Dikkat edin Müslümanlar. Neden? Çok mu meraklılar? Asla. Hangi babaya ait olduklarını bilmek istiyorlar. En temel hakları. Ortalık malı mıyız? Değil miyiz? Bir kavmin ve bir ailemin mensubu muyuz? Yoksa onlara sonradan mı dahil edilmişiz? Bunu öğrenmek istiyorlar Müslümanlar. Dördüncüsü, dedi ki Hazreti Ayşe radıyallahu anha, bazı kadınlar çadırlarının dışına beyaz bayraklar koyarlardı. Para karşılığında fuhuş yaparlardı. O erkekleri bir araya toplar, çocuk dünyaya geldikten sonra bir adamı seçerdi ve çocuğu onun koynuna bırakırdı. Subhanallah. Adamın da itiraz etmeye hiç hakkı yoktu Müslümanlar. Geri çevirmeye hiç hakkı yoktu. Bugün yok mu Müslümanlar? Gençler, genç erkek veya genç kadınlar, genç bayanlar, evlilik kurumunun omuzlarındaki ağırlığı taşımamak için soluğu zinada almaktadırlar. Batı denilen aşağılık medeniyet nikahsız evlilikleri, nikahsız bir arada durmaları, aile kurumunun hiçe sayılmasını medeniyet olarak İslam beldelerine aşıladılar. Bugün Ayşeler, Fatmalar, Hüseyinler, Muhammedler meşru alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'nin emrettiği Nebi Aleyhisselam'ın ve bütün peygamberlerin sünneti olan nikahtan uzak durmaya başladılar. Ve bununla övünüyoruz Müslümanlar. Bununla şu an Taksim'de, Bebek'te daha zengin, daha kallavi mahallelerde bunlar şu an övünç kaynağı haline gelmeye başladı. 17 yaşındaki kızlar, ergenlik çağına daha yeni basan kızlar, anne olmanın iffetini ve izzetini bir kenara asarak aşağılık insanlarla bir arada olmayı medeniyetin bir parçası olarak görmeye başladılar. Kimler tarafından? Vallahi bu kız kendisi bunları düşünmedi. Bu erkek bunları düşünmedi. Her zaman söylediğimiz bir mesele. Bu çocuklar bizim evlerimizin içinden çıkıyor. Uzaydan gelmediler Müslümanlar. Özel yetiştirilmediler. Genlerine aşılanmadılar. Ama bilgisayarlarda, internet ortamlarında, gittikleri okulların içerisinde, oturdukları kafeteryalarda ağzından salyalar akan birileri vardı ya, biz önemsemedik, görmezden geldik, geçici bir sevdadır dedik, aklını başına alır dedik. Bir baktık ki ne kızımızı ne erkeğimizi evimizin içerisinde göremez hale geldik. Ey Müslümanlar! Hazreti Ayşe radıyallahu anha dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem geldi, haram olan bu cahili nikahların hepsini ortadan kaldırdı elhamdülillah. Sonra Cafer radıyallahu anh devam etti. Dedi ki ey kral, haramları helal sayar. Birbirimizin ve başkalarının
kanlarını akıtır, güçlü olanlar, zayıf olanları ezerdi. Bu süre bayağı bir uzun sürdü dedi Cafer bin Ebi Talib radıyallahu anh. İşte kardeşlerim, sahabenin İslam'dan önce, Nebi Aleyhisselam'ın peygamberliğinden önce yaşamış olduğu bu hayat Mekke'nin içerisinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i oldukça rahatsız etti. Onu her gün 642 metre yüksekliğindeki Hira'ya çıkartan etkenin sebebi buydu. 6000'den fazla şu an merdivenin bulunduğu, güçlü erkeklerin çıkmaktan yorulduğu, yarısına geldikten sonra ya tamam bu hatırayı görmekte bidatmış deyip de geri döndü bu dünyada Nebi sallallahu aleyhi ve sellem her gün 642 metre yüksekliğindeki Hira mağarasını aşındırdı. Sebep manzara iyi görünüyordan dolayı değil. Sebep semaya yaklaştıkça yerin iğrençliklerinden kurtulduğundan dolayı. Semadan, alemlerin Rabbi olan Allah'tan bir kurtuluş beklemek için o kadar çıkıyordu. Ve nitekim elhamdülillah Allah Azza ve Celle Alak suresiyle Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin risaletinin mührünü vurdu. Müddessir suresiyle Peygamber aleyhissalatu vesselamın neye davet etmesi gerektiğini anlattı. Müzzemmil suresiyle gündüzleri Allah yolunda çalışırken gece amel ederek nasıl nefsini terbiye etmesi gerektiğini öğretti. Sahabe Kur'an okuluna girdi. Bugün hepimizin iftihar edeceği, gurur duyacağı bir tabloyu oluşturdular elhamdülillah. Kur'an Üniversitesi'nin ilk mezunları sahabelerdir aziz dostlarım. Dün kendilerinden utanılacak derecede bahsedilen bir topluluğu bugün şerefle anıyorsak, izzeti onlara yakıştırıyorsak, dün Mekke'nin o çöl arazileri, Medine'nin kurak arazileri içerisinde bir böcekten farkları yokken affedersiniz. İnsanlar nazarında bir örümcekten farkları yokken, hatırları sayılmazken bir gün geldi. Farisilerin en güçlü olduğu dönemde Rüstem'in karşısına dikildiler. Yırtık elbiselerle, çelimsiz bacaklarla, değersiz bir mızrakla Rüstem'in karşısına dikildiler ve dediler ki bizi buraya gönderen alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Allahu Ekber. Bizi buraya gönderen Allah'tır. Niçin gönderdi Allah dedi Rüstem. Buraya gelmenizin sebebi nedir? Halbuki siz çadırlarda yaşayan bir adamdınız. Dediler ki Allah bize insanları kula kulluktan kurtarıp Allah'a kul olmaları için, bakın insanları kula kulluktan kurtarıp alemlerin Rabbi olan Allah'a kul olmaları için dünyanın darlığından çekip ahiretin genişliğine almak için dinlerin diyor. Yani batıl inanışların zulmünden kurtarıp İslam'ın adaletine götürmemiz için diyor gönderdi. Subhanallah. Şimdi ne olur şu izzet dolu sözlere dikkat edin. Dedi ki eğer dedi buna tabi olursanız, bize tabi olursanız, bizim gücümüze boyun eğerseniz, ki biz gücümüzü Allah'tan alıyoruz, Kur'an'dan alıyoruz, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den alıyoruz. Dedi ki biz de sizden vazgeçeriz. Ne olur dikkat edin. Biz de sizden vazgeçeriz. Ehlinizi ve çocuklarınızı serbest bırakırız. Kime söylüyor bunu? Bugünün Amerika'sına söylüyor. Sen kimsin? Anadolu coğrafyasındaki gariban Mehmet Efendi. Bakın bunu ne olur iyi dikkat edelim. Bugünün Amerika'sındaki bir genel kurmaya söylüyor tabir yerindeyse. Eğer dedi bize tabi olursanız sizden, çocuklarınızdan ve eşlerinizden vazgeçeriz. Yok eğer dedi kabul etmezseniz, reddederseniz. O zaman dedi ya cenneti elde edene kadar ya da dedi zafer kazanana kadar dedi sizle savaşırız dedi. Subhanallah. Nereden buldunuz bu gücü? Dün böyle insanlar değildiniz. Sokağa çıkmaktan korkuyordunuz. Savaşmak nedir bilmiyordunuz.
Ama bir gün geldi, Allah'ın kitabı Kur'an, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti sizi öyle bir hale getirdi ki, izzet ve şeref, Nebi Aleyhisselam'ın sözünü söylüyorum, etlerinize, tırnaklarınıza, sinirlerinize kadar karıştı. İzzet ve şeref. Her tarafınıza hakim oldu elhamdülillah. Bugün onlardan bahsediyoruz Müslümanlar. Ve Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem bunu dört şeyle başardı. Belki çok şey zikredebiliriz ancak Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem bunu dört şeyle başardı. Kısaca bahsedeceğim Müslümanlar. Bir, Kur'an'ı anlamak için okumaya teşvik etti. Abdullah bin Amr bin el-As radıyallahu anhuma. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Dedi ki ya Resulallah, Allah'ın kitabını ne kadar sürede hatmetmemi istersin dedi. Ben Allah'ın kitabını hangi aralıklarla hatmedeyim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ayda bir defa dedi hatmet. 30 gün boyunca. Günde 20 sayfa okuyarak Allah'ın kitabını hatmet. Dedi ki ya Resulallah, benim bundan daha fazlasını yapacak gücüm var dedi. Allah Resulü dedi ki o zaman 25 günde bir yap dedi. Günlük sayfa 24'e çıktı. Abdullah ısrar etti. Dedi ki ya Resulallah, bundan daha fazlasını yapacak bir güce sahibim. Allah Resulü dedi ki o zaman 20 günde bir atmet. Bu da 30 sayfa yapar günde. Dedi ki ya Resulallah, bundan da fazlasına gücüm var. Allah Resulü dedi ki o zaman 15 gün olsun. Dedi ki ya Resulallah, dedi ki o zaman 7 olsun. 7. Yani haftada bir hatmet. Ya Resulallah, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki 3 günden az Allah'ın kitabını okuyan kimse onu dedi anlayamaz dedi. Subhanallah. 3 günden az Allah'ın kitabını okuyan onu dedi asla anlayamaz. Bir adam Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın yanına gelir. Der ki ey İbni Abbas, ben Kur'an'ı çok seri okurum. 3 günde hatmedebilirim. İbni Abbas ki tabir yerindeyse sanki Kur'an onun üzerinden nazil gelmiş gibi bir ilme sahip. Adama yöneldi ve dedi ki ben Bakara suresini bir gecede tefekkür ederek, düşünerek okumayı senin gibi diyor okumaya tercih ederim ve bu bana daha sevimlidir dedi. Subhanallah. 3 günde bir hatmedebilecek bir adama ben Bakara suresini bir gecede düşünerek, tefekkür ederek, anlayarak okumayı tercih ederim dedi. Hatta bir gün komşusu İbni Abbas için, o dedi geceleri namaz kılar, bir ayet okur susar. Sonra bir ayet daha okur, daha uzun bir süre susar. Sonra tekrar bir ayet okur, daha uzun bir şekilde susar. Ben de bunun nedenini kendisine sorduğumda bana dedi ki ayetler üzerinde düşünüyorum ve onlarla ilgili yorum yapıyorum dedi İbni Abbas radıyallahu anh. Evet kardeşlerim, biz İbni Abbas gibi bir ilme sahip değiliz. İbni Abbas gibi Kur'an'ı yorumlamak, kafamıza göre onu açıklamak için değil ancak Allah'ın kitabını anlayarak, Allah'ın kitabı üzerinde tefekkür ederek, Allah'ın kitabı üzerinde düşünerek, ahvalimizi anlayarak kendimize çeki düzen vermek için okumakla mesulüzdür. Ne olur bunu unutmayalım kardeşlerim. Tercümanul Kur'an, Abdullah İbni Mesud radıyallahu an tabiine yönelir ve der ki, Kur'an'ı şiir okur gibi çürük hurmaları saçarak okumayın. İbret verici ayetler üzerinde düşünün, kalplerinizi onunla harekete geçirin. Hiçbirinizin gayesi sureyi bitirmek olmasın diyor İbni Mesud radıyallahu an. Annemiz Hazreti Hafsa, Hazreti Ömer'in kızı. Bakın Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an tilaveti için ne diyor?
Resulullah'ın bir sureyi okurken onu olduğundan daha uzun bir şekilde okuduğuna şahit oldum. Yani bir sure düşünün, bir Beled suresi 30 saniye içerisinde okunabilir. Bir Fecr suresini siz bir dakikada okuyabilirsiniz. Ancak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu sureyi 10 dakikada okuyor. Sebebi, sahabe diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kitabını tilavet ederken Allah'ı tesbih edecek bir ayete geldiğinde durur, Allah'ı tesbih eder. Subhanallah der. Bir şeye, bir nimete, bir güzelliğe, bir hayra şahit olduğunda elhamdülillah der. Sonra devam ediyor sahabe. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan isteyeceği bir ayete geldiğinde Allah'tan talebini isterdi. Allah'a sığınacak bir ayete geldiğinde de alemlerin Rabbi olan Allah azza ve celle'ye sığınırdı diyor sahabeler kardeşlerim. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabını Kur'an okumaya teşvik etti ama ana gayesi Allah'ın kitabını anlamalarıydı. İkinci husus kardeşlerim, Kur'an ile amel etmeye onları teşvik etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın değerini çok iyi biliyordu. Kur'an'ın sıradan bir kitap değil, bir hayat nizamı olduğunu çok iyi biliyordu. Kur'an ile dünyanın ve ahiretin mamur olacağını Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çok iyi biliyordu. Kim Kur'an'ı okursa, kim Kur'an'la amel ederse, Kur'an'la amel edip Kur'an'ı okumayanlardan daha üstün olduğunu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çok iyi biliyordu. Bakın Buhari'nin sahihinde Ebu Musa el-Eşari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Nebi aleyhisselam şöyle buyurdu. Kur'an okuyan mümin bir tercümede kavun, bir tercümede portakala benzetiliyor. Kur'an okuyan mümin bir kavun gibidir. Kokusu güzel, içi tatlıdır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an okuyan ve Kur'an'la amel eden bir müminin Kur'an okuduğundan dolayı siması aydınlanır, Allah'ın nuruyla nurlanır, Allah'ın boyasıyla boyanır, amel ettiğinden dolayı da kalbi ve bedeni tertemiz olur elhamdülillah. Nebi aleyhisselam bunu söylüyor. Diyor ki sonra Kur'an okumayan mümin bir hurmaya benzer subhanallah. Kokusu yoktur ancak içi tatlıdır diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Kur'an okumayan ama Kur'an'la amel eden. Kur'an'ın nuru belki üzerinde belirmeyebilir. Kur'an'ın boyası belki ona bulaşmayabilir. Ancak Kur'an'la amel ettiğinden dolayı onun kalbi temizdir, amelleri temiz ve bereketlidir diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ikisi içerisinden övülen okumak ve amel etmektir kardeşlerim. Hele kınanan bir iki kişi vardır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara da değindi. Kur'an okuyan münafık fesleğen gibidir subhanallah. Hani annelerimizin balkonlarda beslediği bir çiçek vardır ya, ellediğinizde kokar, kokusuna aldanır, ağzınıza atarsanız da bir zehri yudumlar gibi olursunuz ya, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem münafığın Kur'an okuyanını ona benzetiyor. Kokusu vardır, dışarıdan baktığınızda hayırlı bir iş yaptığını zannedersiniz ama Kur'an'la amel etmediğinden dolayı kalbi ve sinesi paramparça olmuştur. Sonra Kur'an okumayan münafık ise Ebu Cehil karpuzuna benzemektedir. Ne kokusu vardır ne de tadı vardır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın kardeşlerim, Ebu Derda Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra tabiinden bazı kardeşleriyle arkadaşlarıyla otururken Resulullah aleyhisselamla geçen bir hatırasını anlatıyor. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteyken gözlerini diyor şöyle semaya doğru dikti ve şöyle söyledi. İlim insanlardan alınıp kaybolacağı zaman ilim adına hiçbir şeye güçleri yetmeyecektir. Yani ilim onların içerisinden çıkacak, yok olacak ve buna da asla geri gelmesi için güç yetiremeyecekler. Bunun üzerine Ziyad bin Lebit
El-Ensari radıyallahu anh. Allah Resulüne yöneldi, dedi ki ya Resulallah, biz Kur'an okuduğumuz müddetçe ilim bizden nasıl uzaklaştırılır? Allah'a yemin olsun ki biz Kur'an okuyacağız, eşlerimize ve çocuklarımıza da Kur'an okutturacağız. Allah Resulü yöneldi, dedi ki ey Ziyad, dedi, annen senin yokluğunla yansın. Araplar arasında meşhur bir sözmüş. Beddua kabilinden değil. Annen seni yitirsin veya senin yokluğunla yansın. Ben seni Medine'nin fakihlerinden zannediyordum. İşte Tevrat ve İncil. Yahudi ve Hristiyanların elinde. Onlara ne fayda var ki, buyurur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O sıra Ebu Derda bu olayı naklettikten sonra ayrılır. Orada bulunanlardan Cübeyr bin Nüfeyr isminde bir adam sahabeden Ubade bin Samit'i görür. Der ki senin kardeşin Ebu Derda böyle böyle bir misal verdi deyince Ubade bin Samit, Ebu Derda doğru söylemiş ve sizin içerinizden kaldırılacak ilk ilmin ne olduğunu haber vereyim mi deyince demiş ki o da huşudur. Huşu yani kalbin mutmain olması. Kalbin amel ederken, alemlerin Rabbi olan Allah'ı razı edecek işleri yaparken mutmain olmasıdır. Sonra döndü, dedi ki büyük bir mescide girip orada huşu içerisinde bir kimseyi göremeyeceğiniz zaman yaklaşmıştır, dedi Ubade bin Samit. Evet kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Yahudilerin ve Hristiyanların elinde kutsal metinler bulunuyordu. Ancak kendilerine hiçbir fayda vermedi. Bunun en büyük ispatı da eğer gerçekten Allah'ın kitabına karşı, Tevrat'a ve İncil'e karşı kalplerinde bir huşu, bir istek, bir mutmainlik, samimiyet olsaydı gidecekleri tek yol Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidi olacaktı kardeşlerim. Sahabe bunun tam tersini yaptı elhamdülillah. 10 ayeti öğrendi, amel etmeden diğer 10 ayete geçmediler elhamdülillah. Bakın Nebi sallallahu aleyhi ve selleme atfedilen bir hadiste Allah Resulü diyor ki 5 hadis öğrenin diyor. 5 ayet öğrenin. Zira diyor Cibril bana diyor 5 ayet getirirdi diyor. 5 ayet getirir, sonraki ayetleri bir sonraki seferde getirirdi. Sahabe ne diyor? 10 ayeti diyor öğrenirdik. Ondan sonra amel etmeden diğer 10 ayete geçmezdik. Bakın İbni Mesud diyor ki gerçekten Kur'an'ın lafızlarını ezberlemek bize zor, amel etmek ise kolay kılındı. Subhanallah. Dikkat edin Müslümanlar. Kur'an'ın lafızlarını ezberlemek bize zor, amel etmek ise kolay kılındı. Dinleyin Enes bin Mali, bizim içimizden biri Bakara ve Ali İmran surelerini ezberlerse bizim gözümüzde büyürdü diyorlar. Subhanallah. Bakara ve Ali İmran surelerini ezberlediği takdirde bizim onlara bakış açımız değişirdi. Hazreti Ömer 12 yılda sadece Bakara suresini öğrenip ezberleyebildi. Hatmettiği tabirinde ise Bakara'yı bitirdiği gün bir deve kesti. Oğlu İbn Ömer 8 yılda. Kendisi 12 yılda. Neden peki? Şehit edildiği gün hafız değildi Müslümanlar. Sahabenin birçoğu hafız değildi. Sebep? Çünkü onlar helali ve haramı, gizlisini ve açığını öğrenmedikleri müddetçe diğer ezbere geçmiyorlardı. Bizle olan en büyük farkları budur Müslümanlar. Sonra İbni Mesud devam etti. Bizden sonra öyle bir nesil gelecek ki onlara Kur'an'ın lafızlarını ezberlemek kolay, amel ise zor kılındı diyor. Subhanallah. İbn Abbas da öyle diyor. Onların çocukları ve amaları, gözleri görmeyenler Allah'ın kitabını ezberleyecekler diyor. Yok mu Müslümanlar? Hafızlık müesseseleri dolu. Allah'a hamdolsun her mahallede hafızlık müessesemiz var. Kur'an kursu yoksa camide yapılıyor. Camide değilse evde yapılıyor. Değilse şu an okulların içerisinde yapılmaya başlandı. Allah'a hamdolsun ki hafızlar günden güne çoğalıyor. Ortaokula gitmeyen bir çocuk şu an hafız olabiliyor. Bununla övünelim. Asla yermiyoruz. Hatta bir hadisi hatırlayalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem
ihtilam olmamış bir çocuğun, o zaman ergenlik çağına girmemiştir, İhtilam olmamış bir çocuğun Kur'an okuduğuna diyor şahit olursanız, o Kur'an'la hemhal oluyorsa, o Kur'an diyor onun etlerine, sinirlerine diyor nüfuz eder diyor. Onun tabir yerinde ise hücrelerine kadar nüfuz eder. Bununla övünelim elhamdülillah. Ama peki bizim kurtuluşumuza mı vesile oluyor? Asla ve kata. Niye? Bugün kendi hocalarımız bunu söylüyor. Hafız yetiştiren insanlar bunu söylüyorlar. Bugün hafızların içerisinde ateizm ve deizm yayılmaktadır Müslümanlar. Subhanallah. Kur'an'ı çok iyi biliyorlar. Harflerini çok iyi okuyorlar. Mahreçlerini çok iyi çıkartıyorlar. Tecvid kurallarına hakimler. Yaptıkları en ufak bir hatada sayfayı tekrar başa alıyorlar. Hatasız Allah'ın kitabını okumak için mücadele ediyorlar. Ama bizim evlerimizin içerisinde hafız ateistler yetişmeye başladı. Hafız deistler. Annesinin babasının Müslümanlığından utanan hafızlar. Allah'ın kitabından uzaklaşmak için can atan hafızlar yetişmeye başladı. Müslümanların meclislerini kerih ve kötü gören, şeytan ve dostlarının etekleri arasında gezen hafızlar çıkmaya başladı. Sokağa özeniyorlar Müslümanlar, sokağa. Aramızdan hafızlar çıkacak. Ama gidelim o hafızlara, neden sen bu dünya hayatına karşı böyle meylediyorsun dediğinde çocuğun verdiği cevap. Hocam diyor, vallahi diyor, sokağa özeniyorum. Bizzat bunu söyledi. Haklı mı? Evet, kendince haklı. Her gün baskı gördü. Her gün şiddet gördü. Her gün perdelendi. Sokaktan uzak kıldık elhamdülillah. Ama çocuk sokağı merak ediyor. İşte bu çocuğu tutacağız kolundan. Merak ettiği yere biz götüreceğiz. O bonzayı içen adamların yanına götüreceğiz. Uyuşturucu içen adamların yanına götüreceğiz. Onlarla beraber oturtacağız. Tırnaklarını kesmeyen bir kardeşin ifadesiyle, elbiseleri paramparça olmuş, annesinden babasından yoksun kalmış, sokakta kenarda yatan, şu an otogarda sabahlayan o çocuğun yanına götüreceğiz. Ulan işte senin merak ettiğin, senin sevdiğin ve arzu ettiğin dünyanın sahibi bunlar. Bu çocuk da dün hafızdı. Kur'an'ı en güzel okuyanlardı içinizde. Allah'ın ayetinden verdiğinizde kelimesi kelimesine, harfine harfine okuyordu. Vav'ı ye'yi birbirine karıştırmıyordu. Sonuç, merak etti, dünyanın içinde zehirlendi. Kayboldu. Alacağız işte o hafızları. Merak etti, merak ediyorlar, merak ediyorlar, doğru. Tek tek dolaştıracağız. İşte senin merak ettiğin dünya bu. Senin merak ettiğin hayatın sonu buraya gidiyor. Değilse kaybedeceğimiz gençlerden bir tanesi de odur. Yok olacak gençlerden bir tanesi de odur. İbn-i Mesud ne kadar doğru söyledi. Vallahi bir peygamberin elinden yetiştiğinin hakkını vallahi doğru söyledi. Dedi öyle bir gün gelecek. Lafızları öğrenmek, lafızları ezberlemek kolay gelecek. Ama dedi amel onlara zor gelecek. Amel edemiyoruz Müslümanlar, amel. Allah'ın kitabını okuyoruz, haramlardan uzak tutmuyor bizi bu kitap. Allah'ın kitabını okuyoruz, salih amele yöneltmiyor bu kitap. Çünkü neden amel etmek buna zor geldi bize artık. Kalbimiz bunu kabul etmiyor. Beden bunu kabul etmiyor. Zihin bunu kabul etmiyor. Allah Azze ve Celle bizi affetsin Müslümanlar. Evet. Üçüncü husus. Hakkınızı helal edin. Hava sıcak. Meclis kalabalık ama ne olur sabredelim. Bakın Hasan-ı Basri, kendisi hikmet ehli, tabiinden, İran tabiinlerinden, sahabeyi görmüş adam. Bakın kendisi ne kadar doğru söylüyor. Diyor ki, şüphesiz bu Kur'an'a en layık olan kimseler, o kitabı okumasa da o kitaba tabi olanlardır. Anladınız mı? Okumamaya teşvik etmiyor. Ama ben bu kitabı okuyamıyorum abi. İş yerinde okuyamıyorum. Dükkanda okuyamıyorum. Eve geliyorum, akşamın saat 10'u oluyor. Göz kapaklarım kapanıyor. Gece kalkamıyorum. Sabah namazını zaten zor kılıyorum. Sabahın köründe yola çıkmak zorundayım. Diyenlerimiz var ya. Haklı olduğunuz yönleriniz çok. Hasan-ı Basri diyor ki, o Kur'an'ın gerçek tabirlerini ise müdavimleri, gerçek koruyanları, muhafızları, Allah'ın kitabını ezberleyen, Allah'ın kitabını sabahtan akşama kadar okuyanlar demedi bakın. O kitaba göre hareket edenlerdir dedi. O kitabı yaşayanlardır dedi. Adam hafız,
bir şey söylüyorsun, sana ayeti delil getiriyor. Sen daha cümleni bitirmeden sana 5 tane ayet önüne koyuyor ama namaz kılmıyor. Namaz kılmıyor Müslümanlar. İnanın. Namaz kılmıyor. Ramazan'da oruç tutmuyor. İnfak etmiyor. Ama müthiş hafız. Allah Azze ve Celle sonumuza hayır eyle inşallah. Üçüncü husus. Hızlı geçeceğim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki şeye teşvik etti. İki şeyden de ashabını uzaklaştırdı. Onlardan bir tanesi. Kur'an konusunda tartışmaktan onları engelledi. Dikkat edin. Kur'an konusunda, Allah'ın ayetleri konusunda tartışmaktan onları engelledi. Bakın, önemli bir hadis. Amr bin Şuayb'tan geliyor. Diyor ki, babam dedemden diyor nakletti. Bazı yaşlı sahabeler, bunun öncesinde de şöyle söylüyor. Öyle bir mecliste bulundum ki, tabir yerindeyse dünyayı verseler böyle bir meclise rast gelmezdim. Bazı yaşlı sahabeler Kur'an ayetleri üzerinde diyor tartışıyorlardı. Bakın Müslümanlar. Bazı yaşlı sahabeler ayetler üzerinde tartışıyorlardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu fark etti. Ve sahabelerin içerisine geldi. Yüzü diyor kıpkırmızıydı. Elindeki diyor toprağı diyor onların yüzüne doğru diyor serpti. Bakın yüzü kıpkırmızıydı. Elindeki toprağı diyor onların yüzüne doğru diyor fırlattı. Ve bakın onlara dedi ki ey topluluk ağır olun dedi. Ey topluluk ağır olun dedi. Sizden önceki ümmetler peygamberlerine karşı geldikleri ve Allah'ın kitabından bazı bölümleri bazı bölümlerle çarpıştırdıkları için helak oldular. Allahu Ekber. Sizden bazı ümmetler, sizden önce yaşamış bazı milletler peygamberlerine ters davrandıkları ve aynı zamanda kitabın ayetlerini birbirleriyle çarpıştırdıkları için helak oldular. Sonra devam etti. Kur'an bazı ayetleri diğer ayetleri yalanlansın diye inmedi diyor. Subhanallah. Kur'an bazı ayetleri yalanlasın diye inmedi. Aksine birbirini destekler. Kur'an'dan bildiğiniz bölümleri okuduğunuzda amel edin. Bilmediğiniz kısımları ise ehline sorun dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Müslümanlar, bakın Cerir bin Abdullah Resulullah'tan şunu naklediyor. Kalplerinizi birleştirdiği müddetçe Allah'ın kitabını okuyunuz. Yani bir meclisin içerisinde Allah'ın kitabını tilavet ediyor. Birbirinize tefsir ediyor, açıklıyor. Birbirinize uhuvvetiniz artıyorsa devam edin. Ama baktınız ki amalar, lakinler, ya şöyleler, ama buna benzer ayet de var deyip ihtilaf çukurunun içine düşeceğinizi hissettiğiniz an Allah Resulü diyor ki oradan hemen ayrılın diyor. Çünkü neden? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın gölgesinde ashabını topladı. Kur'an'ın gölgesinde onları cem etti. İhtilafa düşecek hususlardan onları uzak kıldı Müslümanlar. 4 son madde bitireceğim inşallah. 4. husus kardeşlerim. Kur'an dışında başka kaynaklara yönelmelerinden uzak tuttu onları. Hazreti Ömer radıyallahu an elinde bir gün bir sahife Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelir der ki ya Resulallah elimde ehli kitaba ait bir sahife var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüzü kızarır, öfkelenmeye başlar ve ona şöyle seslenir. Şaşırdın mı ey İbni Hattab? Şaşırdın mı der. Asla ehli kitap olanlara sorular sormayınız. Asla ehli kitap olanlara sorular sormayınız. Zira size söyledikleri bir doğruyu yalanlar ve bir yanlışı da tasdik edebilirsiniz. Ben Allah'a yemin ederim ki size saf bir hakikat ile geldim. Ne o? Kur'an-ı Kerim. İçerisinde hiçbir karışıklık, batıl yok. Sonra döndü, dedi ki yine Allah'a yemin ederim ki eğer Musa bugün aranızda olsaydı Tevrat'a, bunu biz ekliyoruz, İncil'e ve başka kutsal metinlere değil, bana diyor tabi olurdu diyor. Allah'ın kitabına tabi olurdu. Eğer Musa aleyhisselam gelseydi. Bakın, tabiinden iki kişi,
elindeki bir sayfayla, ki kağıttan değil, belki taştan, belki deriden bir sayfayla Abdullah İbni Mesud'a gelirler. Derler ki, ey İbni Mesud, elimizde bir sayfa var, buna bakar mısın? Abdullah İbni Mesud radıyallahu an o sayfayı alır, hizmetlisine de su dolu bir leğen ister. O sayfayı başlar temizlemeye. Başlar temizlemeye. O mürekkebi akıtmaya başlar. Sonra da Yusuf suresi 3. ayetlerini okur. Yani biz bu Kur'an'la sizden önceki ümmetlerin hayatlarından, kıssalarından en güzellerini anlatıyoruz ayetini okur. Adamlar şaşırırlar. Derler ki, ey İbni Mesud, ya bari okusaydın, ne yazdığına bir baksaydın, belki hayırlı şeyler var, bilmediğin şeyler vardır deyince Abdullah İbni Mesud şu sözü söyler. Der ki, kalpler bir kap gibidir. Kalpler bir kap gibidir. Kalplerinizi Kur'an ile meşgul edin, onu asla başka şeylerle meşgul etmeyin der Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu dört hakikat ile sahabenin Kur'an anlayışını düzeltti. Kur'an anlayışına bir yön verdi ve Allah Azze ve Celle de o Kur'an'ın eliyle sahabeyi izzet sahibi yaptı. Bugün ashabın İslam'dan önceki bütün hallerinin zuhur ettiği İslam beldelerinde Müslümanların izzetli günlerine kavuşacağı tek şey Allah'ın kitabına ve Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetine sımsıkı sarılmalarıdır. Kur'an'ın ve sünnetin gölgesinde ihtilafsız bir birleşmenin içerisine girmeleridir. Ama ne zaman ki birileri siyah kitapları, birileri kırmızı kaplı kitapları, birileri falancaların kitaplarını, birileri kendilerini destekleyenlerin kitaplarını ortaya koyar ve ümmet için bir proje geliştirmeye çalışırlarsa, vallahi ihtilafımızın boyutunu arttıracaklardır. O yüzden bu ümmet izzetli bir ümmettir. Bu izzetli ve şerefli olan ümmet şu an ameliyat masasında narkoz yemektedir. Neşter vurmak, ümmetin kanayan yarasını büyütmek değil, bize düşen ümmetin içerisinde bulunan serum ilacı olabilmektir. Bugün dünyanın her yerinde, başta kendi coğrafyamız olmak üzere, İslam ümmeti belki tarihinde yaşamadığı en büyük acıları madden ve manen yaşarken bu ümmetin tekrar ayağa kalkacağını Allah'ın kitabı ve Nebi Aleyhisselam'ın sünneti bize hatırlatmaktadır. Bu hakikatler ile tekrar izzetli ve şerefli günlere kavuşmayı Cenab-ı Allah bizlere nasip etsin. Geceniz mübarek olsun. Bizden dua bekleyen, Allah'tan şifa uman, borçlarının kapanması için Rabbine yalvaran, özgürlüğe kavuşmak için gece vakitlerinde secdeler eden, gözyaşlarıyla duasını semaya doğru uçuran ne kadar kardeşimiz, ne kadar mümin erkek ve mümin kadın, ne kadar mazlum varsa Cenab-ı Allah yapmış olduğumuz salih amellerin hürmetine Rahman, Rahim, Rauf, merhamet dolu isimlerinin hürmetine, salih ve abidlerin dualarının hürmetine Cenab-ı Allah onlara, bizlere yardımda bulunsun. Amin. Sıkıntı ve mağduriyet içerisinde olan kardeşlerimize Cenab-ı Allah muzafferiyetler, başarılar ve izzet dolu günleri tekrar nasip etsin. Amin. Allah içinizden, şu an sizin içerinizden, ehliniz içerisinden tedavisi olmayan, borcu kapanmayan, üzerindeki yük hafiflemeyen ne kadar imtihanınız varsa Cenab-ı Allah bu gecenin hürmetine sizin üzerinizdeki yükleri kaldırsın. Eşlerinizi ve çocuklarınızı İslam'a bağışlasın. İzzet dolu günlerin varisleri olmayı sizlere ve ehlinize nasip etsin. Sizden önce ahirete intikal eden anne, baba, kardeş, akrabalarınıza Cenab-ı Allah rahmetiyle, merhametiyle, lütfu ve keremiyle muamelede bulunsun. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.